Mısır piramitleri nasıl yapıldı? Gelin Gezzetede yayınlanan yazım üzerinden kısaca anlatayım. Mısır piramitlerinin kökeni mastaba denilen elit mezarlara dayanır. Mezar odası alttadır, yukarıda taş bir yapı ve girişi söz konusudur. Daha sonra bu taş yapının üzerine basamaklar eklenerek piramitler inşa edilmeye başlamıştır. Basamaklı piramidi görüyorsunuz. Daha sonra Meydum piramidi daha dik bir açıyla yapılmak istenmiş fakat başarılı olamayıp yıkılmış. Daha sonra kavisli piramitte piramidin eğimi kaldırmayacağı anlaşılmış ve eğim azaltılmış. Bundan sonra ilk defa kırmızı piramitte tamamen dümdüz bir şekilde kusursuz bir piramit elde etmeyi başardılar. Bizim her daim duyduğumuz piramit Kafre, Kufu ve Menkaure Gize platosunda bulunan en büyük piramitlerdir. Bu piramitler içerisindeki en büyük Kufu'dur. Kufu sadece Mısır'ın değil, dünyanın da en büyük piramididir. Fakat onu özel yapan şey en büyük olması değil, onu en özel yapan şey ise mezar odasının içerisinde olmasıdır. Normalde piramidin altında olan mezar odası bu sefer piramidin tam içine konulmuştur. Bu dışındaki taşlar kireç taşıdır, içindekiler ise kireç taşının ağırlığını kaldırabilmesi maksadıyla daha sert bir taş olan, daha ağır bir taş olan granitten yapılmıştır. Kireç taşı Giza platosundan elde edilirken granit ise 900 kilometre öteden getiriliyordu. Bunu yaptıkları tekneler ile Giza platosuna kolaylıkla taşıyorlardı. Bakın burada nasıl yapıldığına dair farklı çizimler söz konusu. Taş kesme sanatından tutun da bunların taşımasına kadar birçok metot zaten antik medeniyetlerde, antik dünyada bilinen bir şeydi. Yani piramitleri uzaylılar inşa etmedi. Piramitleri o zamanın halkı bir teknolojik gelişme sonucunda, bir emek sonucunda kendileri elde ettiler ve bize bugün dünyanın en güzel yapılarını bıraktılar. Sağlıcakla kalın.